Herkese merhaba. Farsi 60-88 takımından ben Zeynep ve takım olarak başlattığımız Aile Çocuk Bilim Günleri projesinin yeni bir deney videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber havada asılı duran kelebek yapacağız. Bunun için gerekli malzemeler 1 adet ayakkabı kutusu, 1 adet makas, bant, keşeli kalem, ataş, A4 kağıt, mıknatıs ve unip olacaktır. İlk olarak kelebeğimizi elde etmek için A4 kağıdımızı ve keçeli kalemlerimizi kullanacağız. Kelebeğimizi elde etmek için ilk olarak A4 kağıdımızı ortadan ikiye katlıyorum. Ardından bu kenara kelebeğimi çiziyorum. Kelebeğimin yarısını çizeceğim. Bu şekilde. Şimdi makasımla bu çizgiyi takip ederek kelebeğimi keseceğim. Ve ikiye açtığımda simetrik bir kelebek ortaya çıkmış olacak. Şimdi keçeli kalemlerimi kullanarak kelebeğimi boyayacağım. Keçeli kalemlerimi kullanarak hazırladığım kelebeğimin son görüntüsü bu oldu. Şimdi ayakkabı kutumu alıyorum ve yanlamasına yerleştiriyorum. Ardından ipimi alıyorum ve ayakkabı kutumuzun yüksekliğinden daha uzun olacak şekilde ipimi makas yardımıyla kesiyorum. Bu şekilde bu kadar uzunlukta makasımı alıyorum ve ipimi kesiyorum. Kontrol ediyorum. Evet, ayakkabı kutumun yüksekliğinden daha uzun. Şimdi elde ettiğimiz ipliğin ucuna ataşımızı bağlıyoruz. Bu şekilde ataşımı bağladım. Şimdi ataşımı ise kelebeğimin arkasına bantlayacağım. Bunun için bantıma ihtiyacım var. Bantımı. Bantımdan bir parça kesiyorum. Ve kelebeğimin arkasına bantlıyorum. Bu şekilde. Şimdi ayakkabı kutumuzu tekrar alıp yanlamasına yerleştiriyoruz. Kelebeğimiz tavana değecekmiş gibi yerleştirdikten sonra ipimiz nerede bitiyor buna bakıyoruz ve buraya ipimizi bantlıyoruz. Gördüğünüz gibi ipimi ayakkabı kutumun tabanına bantla yapıştırdım. İpimi yapıştırırken ipimin gergin olmasına da mutlaka dikkat ederim. Şimdi mıknatısımı alıyorum ve ayakkabı kutusunun üstüne koyuyorum. Ve gördüğünüz gibi kelebeğim şu an havada uçuyor. Peki bunun sebebi ne? Ataş çelik içerir ve çelik de demir içerir. Bu yüzden mıknatıs ve ataş herhangi bir fiziksel temasta bulunmasa da mıknatıs ataşı kendine çeker ve gördüğümüz bu görüntü oluşur. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka bir deney videosunda görüşmek üzere. Ve bizi Instagram'dan ve YouTube kanalımızdan da takip etmeyi unutmayın. Hafta içi her gün yeni deney videolarımız gelmeye devam edecek. Görüşürüz.